Hanımlar beyler, hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yepyeni gıcır dumanı üzerinde bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Keyifler yerinde mi? İnşallah keyifler yerindedir. Ben tüm neşemi bütün gün boyunca sakladım. Herkese asık surat ama size gül, çiçek, size lale. Şimdi arkadaşlar, en son güncellemeler hakkında Survival Okulu'nda güzel bölümler çekiyoruz. Warden XP farmı yaptık. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu küçük fabrikayı inşa ettik. Buranın build'ine kafa yoracağımı söylemiştim size. Ancak şöyle bir mekanik var. Hemen onu da size bölümün başına. Bak, bu bölüm yapacağımız şey bu değil ama o sonraki bölümden spoiler olsun. Aslında bu bölüm harita linki de verebilirim ben size. Bu bölüm ya da önümüzdeki bölüm harita linki de vereyim hatta. Şimdi bu çamur bloklarının arkadaşlar altına blok koyup bir de digitle hani içerisindeki suyu süzdürdüğümüz zaman, filtrelediğimiz zaman bu mutlar, yani kerpiçler, kerpiç değil de bu çamurlar, kile dönüşüyor. Bayağı kile dönüşüyor. Ve biz bu killeri biliyoruz ki kırıp da pişirdiğimiz zaman çok güzel tuğlalar elde ediyoruz. Yani şu tuğlalardan elde ediyoruz. Şimdi düşünün, toprağı alıyorsunuz. Bu toprak, her yerden kazabildiğimiz toprağı biz birkaç proses ile birkaç işleme tabi tutarak şu tuğlaya çevirebiliyoruz. Bu bayağı güzel bir şey. Ancak tabii ki de bu fabrikayı buna modlayamam. Bu da bir gerçek. Bu çünkü çok süreç alan bir şey. Bakın, ben bunu videoya girmeden bir 30-40 saniye önce koydum. Belki de bir dakika evvel. Hala süzdürülmedi. Ancak süzdürüldüğüne emin olmak için şu iki tanesini aynı şekilde denemiştim. Ancak başarılı. Burayı dinamitli hale getirmek istiyordum. Bunu yapmak yerine şu işlem için, yani bir çamurlardan su filtreleyip kil elde etme işlemi için ben apayrı bir farm tasarlamak istiyorum. Büyük bir alana ihtiyacımız olacak kesinlik. Ancak yaparsak da hani evladelik farm olur. Ha, ne kadar kullanabiliriz bunları bilmiyorum, ancak biliyorsunuz ki ben de aslında bu seriyi kendi ihtiyaçlarım bazında değil de Minecraft Survival sever insanların bir şeyler öğrenmesi için çekiyorum, yani bunu böyle kişisel bir oyun olarak algılamayın. Sonracığıma bu bölümde neler yapacağız? Şimdi biz geçen bölümlerde şöyle göstereyim size, bir sürü kurbağa getirdik. Bataklığa gittik, bu kurbağaları topladık getirdik. Bunun bir amacı vardı. Bunun amacı şuydu arkadaşlar. Şimdi Minecraft RGB'lendi. Evet, artık teknoloji değil, artık Minecraft da RGB. RGB ışıklar geldi Minecraft'a. Tamam. Şimdi RGB'nin açılımı şu arkadaşlar. Red, green, blue. Yani mavi, kırmızı, yeşil. Tamam, mavimiz yok bildiğim kadarıyla ama sarımız var. Sarı, pembe ve yeşil renkte ışıklar geldi. Bunlarsa şu şekilde ediliyor. Küçük slime'ları, minnak slime'ları, magma slime'ları kurbağalar yediği zaman kurbağa lambası denilen ışıklardan düşüyorlar ve çok güzel görünen ışıklar bu arada. Enfes görünüyorlar. Gerçekten görsel olarak mükemmeller. Bizim zaten geçmişte bir magma slime farmımız vardı. Sağ üst köşeye ben bu magma slime farmının yapımını koyarım. Bu farmı ben yaparken geleceğe dönük olsun istemiştim. Çünkü bugünlerin aşağı yukarı gelebileceğini tahmin ediyordum. Güncellemelerin sızıntıları vardı o sıralar. Kurbağalar, ışıklar vesaire. Şimdi bu bölüm gideceğiz. O farmı bir modifiye edeceğiz. Bize 3 çeşit kurbağa lazım arkadaşlar. Çöl kurbağası, bataklık kurbağası ve soğuk biyom kurbağası lazım. Yani sıcak biyom, ılıman biyom ve soğuk biyom kurbağası lazım. Ki çünkü bu kurbağaların her biri kendi çapında ışık düşürüyor. Yani her birinin düşürdüğü renk, her birinin yaşadığı ve doğduğu biyoma göre şekil değiştiriyor. En basitinden bu şekilde size aktarabilirim ben bu bilgiyi. Çok fazla biyom çeşitliliğimiz var bu noktada, ancak en yakın nereden başlıyoruz biliyor musunuz? En yakın arkadaşlar, şöyle ikişer ikişer alayım hatta. İki kurbağamız olsun. Bu da burada dursun. Filtre olduğu an size göstereceğim. Ilıman biyom olarak bataklık seçiyorum. Şöyle şurayı açacağım. Bir, İki iri başımı koyacağım. Bunlar büyüdükleri zaman sıçrayıp kaçmasınlar diye üzerlerini camla kapatacağım. Bunların büyümesini beklememiz gerekiyor. Onlar büyürken de ben de akşam yemeğimi falan hallederim zaten. Azıcık AFK kalmak gerekecek başlarında. Bakayım şu şey oldu mu? Tacı olmamış, tamam. Dur, aman aman, sırayla, her şey sırayla. İki tane daha aldık. Benim bir yerde kahvem vardı ama hangi odada unuttum Allah bilir. Ya böyle modumun iyi olduğu zamanlar video çekmek çok güzel oluyor. Bugün nedense keyfim yerinde. İş yerinde bugün beni çok yoramadılar. Allah'a şükür. Şimdi mesela soğuk biyoma geldik. Ki burada bir Warden farmımız da var aşağıda. Oraya da bir portal mı açsak ne yapsak bilmiyorum ki, bir şeyler yapmak lazım. Şimdi şurada da bir hemen 2 blokluk bir 2-3 blokluk fark etmez bir yol açayım. Buraya da 2 tane kurbağa bırakacağım. Bunların büyüdükleri biyom önemli arkadaşlar. O biyoma göre renk alıyorlar çünkü. Sizin için bir Wikipedia'dan kontrol edeyim. Hangi renkler hangi biyomlarda oluyor diye. Frog Mini Dropped Wiki. Hatta ekrana vereyim ya bunu da. Beraber bakalım. Şimdi bakın, 3 farklı renkten bio şeyimiz var. Kurbağamız var. Bu arada Minecraft hakkında bugünce şeyi nereden öğreniyorsunuz diyenler oluyor arkadaşlar. Ben genelde Wikipedia okurum. İyidir Wikipedia okumak. Fandomun özellikle çok iyidir. Başka oyunların bilgilerine de bakıyorum ben buralardan. 3 rengimiz var. Tadpole dediğimizde iri başlar. Frog spawn dediğimizde kurbağa yumurtaları. Işık frog light dediğimizde şunlar. Bizim elde etmek istediğimiz bunlar. Bak, güzel bloklar bu arada. Yani cidden tatlı bloklar. Neyse, bizim konumuz şu. Şimdi bakın, turuncu kurbağa elde etmek için sıcak bir biyoma ihtiyacımız var. Yani göl, aman, ırmak olur.
Sahil olur. Irmağımız var. Irmakta yapalım biz bu işi. Her yerde de ırmak var zaten. Koyu orman da olur. Orman da olur diyor. Çiçek ormanı da olur. Plains de olur diyor. Soğuk için az önce daha koyduğumuz yumurtalardan soğuk biyom kurbağası çıkacak. Soğuk olan herhangi bir yer olur. Ent'te de soğuk. Ent de soğuk biyom olarak geçiyormuş da. Java'da varmış bu sadece. Bedrock'ta yokmuş, haberiniz olsun. Sıcak içinde son olarak. Bak sıcak birazcık mevzu. Mangrove ormanları, sıcak okyanuslar, savanna, savanna, çöl, mesa, jungle. Şimdi tamam. Bizim bataklığa koyduğumuz turuncu olacak. Dağa koyduğumuz yeşil olacak. Bizim son olarak çöl gibi bir yere gidip, yakında çöl var zaten. Çöl gibi bir yere gidip de gri kurbağalar elde etmemiz gerekiyor. Şimdi oyunumuza dönebiliriz. Şunlar zaten biz aşağı yukarı bu civarda AFK'yken hallolacaklar. Hallolacaklardır. Ancak son iki kurbağamız için bizim bir çöl yolculuğu yapmamız gerekecek. Ha, şurada soğuk bir yol varmış aslında. Daha mı yakındı? Yok, fark etmez. Çankları biraz açarız gerekirse. Şu son iki tanesi içinse oraya kullanalım. Şu son iki taneyi de benim şeye salalım. Ses çok güzel bu arada. Bunun hani içeriden böyle bir sıvının süzüldüğünü hissedecek bir ses veriyor böyle. Şu an sol kulaklıktan, kulaklıkta dinleyenler, video izleyenler duyacaktır bu sesi. Bak solumu kulağımı dayadım şu anda. Şıpır şıpır bir ses. Bunları büyüttükten sonra bizim Nether tarafına götürmemiz gerekiyor. Ama biz bunlar büyümeden evvel ilk başta bir farmımızı halledelim arkadaşlar. Ama öncesinde şu iki tane iri başı şuraya salalım. İki tane kurbağamız gezsin burada. Buraya ben semender salmak istiyordum da diğerlerini yer diye salamadım. Ama kurbağalar yakışır yani kesinlikle. Şimdi bizim en yakın çölümüz bizim mob farmımızı kurduğumuz yerde. Çünkü biliyorsunuz çöl kemik ve barut verimi bakımından en verimli yerdi. Bunları size anlatmıştım. Neden? Çünkü normal düz zombiler spawn olmuyor çölde. Hatta şuradaki mob manzarasından görüyorsunuz. Bakın sadece iskelet ve creeper. Yani bize en çok ihtiyacımız olan iki yaratık türü. Şimdi biz çölde olduğumuzdan mütevellit gayet hani burada kurbağalarımızı büyütebiliriz. Hemen şöyle koyayım. Üzerlerini de kapatayım. Bu arada bizim mob farmımız hala iyi çalışıyor mu diye merak ediyorum. Şu an şurada birazcık mob kepi tıkamışız mob unutarak. Şunları bir keseyim. Oo, aşağıda 3 tane yaratığımız var mob gibi, hatta 4 tane yaratığımız var. Ancak hala yağmur gibi çalışıyor. Ya bu mob farmı arkadaşlar 1.19'dan fazla etkilenmedi, yalan yok yani. Bir şeyi başlangıçta iyi tasarladığınız zaman, yani iyi hesapladığınız zaman böyle uzun yıllar kullanıyorsunuz. Hiç sorunsuz. Bu da onlardan bir tane. Şuna baksanıza mob yağmuruna. Ancak gözlemcim laglanmış. Serbest kamerayla bu hatayı gördüğüm iyi oldu. Ben de diyorum mob farmından niye eşya gelmiyor? Sürüm atladığımız zamanlar arkadaşlar bu tarz şeyler gayet normal yaşanması. Bu harita kaç sürüm gördü yani öyle bir düşününce. Şimdi çatır çutur itemlerimiz akmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Valla dropperlarımızın içinde eşya dolu ancak nedense akmıyorlar. Sebebini tam anlayamadım. Eski bir haritada olduğumuz için buglanıyor olabilir arkadaşlar. Çok gayet doğaldır. En başta söylediğim gibi. Baksanıza her bir observer için benim bunları söküp baştan mı takmam gerekecek? Neyse yapalım. Nasıl olsa kurbağanın büyümesini bekleyecektik. Ben de bunu düzeltmiş olayım ara yerde. Bir hatayı görmüş olduk haritada. Şu an var ya satisfaction, şu karşıya bir bakın. Şuna bakın, şuna bakın. Şuna bakın, aşağıya bir bakın. Aga mega farmlar bir acayip oluyor be. Oh bir rahatlama gelmedim arkadaşlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şuna bak. Oyunu resmen kredide oynuyor gibiyiz aslında var ya bir yerde tuhaf ama. Ben de bundan zevk alıyorum kardeşim. Gideceksin itemlerin akışını izleyeceksin. Bak şuna bak. Oh. Oh bak oturacaksın şuraya. Şu şakur şukur suyun sesinde şurayı böyle izleyeceksin. Aga bu mob farmı mükemmel bir detay ya. Ali Bey utanmadan servetini sayıyor. MP4 oynat bakalım. Şimdi benim yapmam gereken tek şey bu iri başların büyümesini beklemek. Azıcık AFK kalıp geri geleceğim. Şimdi arkadaşlar ben geri döndüm. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Küçücük bir nanosaniye beklettiğim için kusura bakmayın. Şimdi bizim tüm kurbağalarımız büyüdü. Bir terslik olur diye her birinden ikişer tane yapmaya çalışmıştım. Belli bir sürenin üzerinde bir haritada oynayınca bu tarz hazırlıkla davranmaya başlıyorsunuz. Çünkü hiç beklemediğiniz bug'lar olabiliyor gerçekten de. Mob farmının oradaki de büyüdü merak etmeyin. Hepsi. Şu an bütün kurbağalarımız. Buraya ben bir kurbağa gömmüştüm ama. Heh tam burada. Bakın soğuk biyom kurbağalar iki tane yeşil. Şimdi ben bunları ufaktan bir araya toplamaya başlayayım. Gelin bakalım siz ikiniz beni takip edin. Aslanlarım benim. Magma slime katillerim benim. Küçük yeşil. Savaşçılarım benim.
Bu kurbağalar yürürken sanki bana hep şey gibi hissettiriyorlar. Böyle Ankara havası çalıyormuş gibi hissettiriyorlar. Gelseniz oğlum. Şimdi kurbağalar aslında işin ikinci adımı. Hatta son adımı diyebiliriz. Yapmak istediğim tek şey arkadaşlar, bu kurbağaları güvenli bir noktaya taşımak, o kadar. Daha fazlasına gözüm yok. Bu dağın yamacından lambur lambur insek acaba bunlar ölür mü? İki tane var. Biri ölse biri işimize yarar. Tamam, şu düzlükten sonra koşmaya başlayabilirim. Siz de koşun ağalar. Koşun 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 koşun. Ya oğlum bunlar çok komik. Lan. Gelmeyin. Hadi koşun 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 koşun. Çabuk 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 çabuk. When the squad hops in the town. Takım köye, takım kasabaya giriş yaptı. Başarımın ismine bak. Hatta giriş yaptı, atladı. Sen de gel, seni ağaların yanına götüreyim. Oğlum çok komik koşuyorlar ya. Oğlum manyak manyak hareketler yapmayın lan. Tamam. Tamam, son iki tanesi mob farmımızda. Şimdi biz bunları bir boş verelim. Bunlar hala dönüşmemiş. Bu civarda AFK kalmadığım için. Bizim şimdi arkadaşlar Magma Slime farmını modifiye etmemiz gerekiyor. Bunun için bizim belli bir miktar kar kovasına ihtiyacımız var. Çok fazla değil, çok az da değil. Birkaç tane kar kovasına ihtiyacımız var. Bitir güllerinden artık kurtulacağız. Ve bir platform eriteceğiz. Orayı da ben mavi camdan yaptığımı düşünecek olursak, mavi cam alabilirsem tatlı olur. Biraz mavi cam var burada. Şuralarda kar kovalarımızın da olması gerekiyor. Aynen. Bu kar kovasını da alayım. Bu kadar çok kara ihtiyacımız yok. Ancak yanımızda bol bol bulunsun. Şimdi bizim bu farma giderken dikkat etmemiz gereken diğer nokta şu. Kurbağalar kaç blok zıplayabiliyorlar? Kurbağalar arkadaşlar 8 blok yukarı zıplayabiliyorlarmış. Hemen bir sağlamasını yaptık. Ve froglar bal blokların üzerine zıplayamıyorlarmış. Ancak bu bizim işimize yaramıyor. Çünkü bal bloklarıyla bu farmın tabanını yaparsam çalıştıramam. O yüzden olan imkanlarla biz bu işleme devam edeceğiz. Şimdi burası bizim magma selim farmımız. Görmüş olduğunuz üzere magma selim farmımız çok güzel çalışıyor. Şimdi buranın derinliği kaç? Ona bir bakalım hemen. Hatta aşağıdan bakayım. 8 blok bizim kurbağalar zıplayabildiğine göre oradan bir hesap yapacağız. 1, 2, 3, 4. blok platform. 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bir platformu yok edeceğiz. O platformu kullanmayacağız. Bu kadar. Bu kadardı arkadaşlar. Söyleyeceklerim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Aşağı ineceğiz. Hızlıca şu Wither güllerinden kurtulmamız lazım. Ve şu aralara, başta bir kenarlardan kurtulalım. Şu aralara arkadaşlar şu şekilde kar kovalarını koymaya başlamamız lazım. Tamam, bakın görmüş olduğunuz üzere belli bir miktarını ayırdım. Bunu da sırf üzerlerine kar kovası koymak kolay olsun diye yaptım arkadaşlar. Şöyle üzerlerine bakın, birer blok arayla şöyle kar blokları koyuyorum. Lan ben bu kadar lazım olmaz dedim de yetmeyebilir de ha. Bu kar kovalarının görevi şu. Büyük magma slime'lar donarak, yani zaten magma slime'lar sıcak bir atmosferin canlısı olduğu için donarak, bunlardan damage alarak küçülecekler. Daha küçük magma slime'lara dönüşecekler. Ve bunları kurbağalarımız ham diye yiyecek. Ancak kurbağalarımızın zıplayabilme kapasitesini düşünecek olursak şu platformdan yukarı atlayıp etrafa kaçabilirler. Bu yüzden 8 blok yüksekliği sağlamak adına bu platformu yok edeceğiz. Söylediğim gibi bu farm kendi başına, yani bu video başlı başına bir farmın yapılış bitilişi değil. Önceden yaptığım bir farmın upgrade'i diyelim biz buna. Yazılım güncellemesi, sürüm atlayışı, Definitive Edition'ı, Remastered'ı, Remake'i. Başa kaldım lan, saymadığım bir şey. Ele böyle. Bu yüzden sağ üstteki karttan bu farmın da, Magma Slime farmının da nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Bu sayede kendi magma yiyen kurbağa farmınızı yapabilirsiniz. Evet, magma yiyen kurbağa farmı. Tabi efendim. Bakın şimdi şuradaki magma slime'ın nasıl küçüldüğüne bakın mesela. Daha küçük varyantlara ayrıldı. Ancak bu varyantlar da küçülecekler. Çünkü F3B attığım zaman onların gayet bir bloktan daha büyük olduğunu ve her türlü şunlara dokunduğunu görebilirsiniz. Birazdan ben size bunu daha iyi bir kamera açısıyla gösteririm. Şimdi şöyle yapalım. Şu golemimizi aşağı atalım. Çünkü artık o goleme de ihtiyacımız kalmadı. O platform çalışmayacağı için. Burayı temizledim. Burası açıklık bir alan olsun. Golemimiz de ufaktan ufaktan donmaya başladı. O koskoca adam nasıl titriyor ya. Allah kimseyi soğukla terbiye etmesin arkadaşlar. Sıcağın çaresi bulunuyor da soğuğun ki bulunmuyor be.
Orada Shulker'da gördüğünüz kadar ihtiyacımız oluyormuş. Bir saniye. Hayır. Camların rengi aynı değilmiş ya. Açık renk cam yapmam lazım. Yoksa simetri hastası zavallı ben farma bakarken ölebilirim. Elektrik süpürgesi gibi adamı görüyor musunuz? Maşallahınızı alırım. Bu arada arkadaşlar, size hemen küçük duyurular geçeyim. Biliyorsunuz bu kanalın bir Discord hesabı var. Discord hesabını açıklamalarda bulup gelebilirsiniz. Artık partnerliği de aldık. Discord GG Ali Bey yazdığınız zaman şappalanak, ama iki yele yazmanız lazım, haberiniz olsun. Tek yele yazıp da sonra niye olmuyor diye sormayın. Gelebiliyorsunuz kanalımıza, Discord kanalımıza. Ayrıca de sene sonu çok güzel abonelere ulaşmak istiyorum. 50 bini aştık. 100 bini de aşalım istiyorum inşallah. O yüzden eşinizi dostunuzu kanala getirmeyi unutmayın. Çoğaldıkça güzelleşiyoruz. Güzelleştikçe çoğalıyoruz. Biz bir aileyiz arkadaşlar. bu yalanı söylememe gerek yok. Biz bir çeteyiz arkadaşlar. Ama bu çete büyüdükçe benim elimdeki yaptırım gücü artıyor. İnşallah daha iyi yerlere geliriz hep beraber. Ve buna en yakından şahit olmanızı diliyorum. Bu yüzden kanala abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. Ayrıca yeri gelmişken tüm Bey takım üyelerine de ayrı ayrı teşekkür ederim. Hem maddi hem manevi bu kanala destek veriyorlar. Adamın dibi çünkü onlar. Onlar Bey takımının beyefendi ve hanımefendi üyeleri. Teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah. Kesenize bereket. Devam ki. Bize açık mavi cam lazım. Eyvah. Tüm cam stoğum erimiş mi lan benim? Benim köylülerden acilen alışveriş yapmam lazım. Belki erimemiştir. Belki şurada boyalı camım vardır. Yok, bunlar da turkuaz. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Cam pişireceğiz. Uzun zamandır da fırın sistemi kullanmıyordum. Özledim lan. Oğlum şu sistemi çok özene bezene yaptım be. En son yakıt modunda kalmış. Hop, hızlıca çekiyor. Bir miktarını götürecek. Bu mavi yünleri niye bu kadar yakmışım lan ben? Elimde çok mu fazla varmış acaba? Ne ara fırına attım bile unuttum ben bunları. Allah'ım, hala şu mekanizmaya bakınca böyle özenime şey yapıyorum ya. Güzel yapmışım be. Şimdi böyle bu kadar zaman geçtikten sonra bazı şeyleri kullanmaya başına gitmeye unutuyorum ama ya şu fırın sistemi çok göz bebeğim gibi bir şey ya. Kontrol paneli, işte yakıt sistemi. Tamam, okey. Yani 64'lü 128'li fırın sistemi yapabilen izleyicilerim var benim. Ben bunun farkındayım ama yani şu sistem hoş be. Hani yakıt için ayrı bir seçme, her fırın için. 3 fırın ilk geldiği zaman, şu 2 fırın ilk eklendiği zaman dedim acaba bunların hepsini bir sistemde kullanabilir miyiz falan filan. Ne güzeldi. Daha fazla fırın koymamın sebebi de şuydu zaten. Şimdi vagon çok uzun bir yol kat ediyordu. Yani buradaki ürün pişmiş oluyordu ama vagonu hala getirememiş oluyordu yeni pişecek olanı. Bu sefer yakıt ziyanı oluyordu. O yüzden ben böyle 8 8 16 5 de buradan 21'li bir fırın sistemi yapmıştım ama yine de çok güzel ya. Keyifli, kullanması keyifli arkadaşlar. Her şey hız değil. Bazı şeyler keyifli. Mesela şurayı hızlı geçtim bunu söylerken ama şu koridorları yaparken ne kadar uğraşmıştım. Şimdi şu çiçek farmımızın kemik tozu var mı bakayım? Var az buçuk. Görmüş olduğunuz gibi bir katı yok ettim ve bu katı böyle camlarla çeviriyorum. Dediğim gibi yüksekliğimiz 8 blok. Ama şu aşağıya bir bakın arkadaşlar. Şuraya bir bakın. O kadar çok minik magma slime var ki. Aslında ben zemini de camla değiştireceğim ya. Kurbağaları görmek istiyorum. Dostlar, ben kurbağaları aldım geldim sistemin içine soktum. Ancak iyi. Yan ekrana bakmadığım için, videoyu açmadığımı fark etmemişim. Kusura bakmayın. Şimdi yani burada ummalı bir çalışma var. Bak görüyorsunuz. Hayvan gibi magma slime yiyorlar deliler. Sadece bir tane magma, yani kurbağamız, turuncu kurbağamız bir tane olduğu için sarı renkteki şeyden az çıkacak. Işıktan az çıkacak. Ancak o kurbağadan bir tane daha getiririm ben mangrove'dan. Yalnız şimdiden bakın. Yani şu loot'a bir bakın. Üzerimdekileri şöyle bir atayım. Hatta üzerime bir alayım hepsini. Gelmedi, devam ediyor yalnız. Bu blokların renkleri çok iyi değil mi? Bir de bunların yönelimleri var bak mesela. Şu tarafa doğru koyarsak bambaşka bir tekstür bekle. Yani yanlamasına 90 derece dönüş alıyor. Güzeller. Ve ben hep renkli kızıl taş eklensin oyunu istiyordum. En azından varyantı bir şey, yani böyle alternatif bir şey eklendi. Keşke ortalığı da böyle bu renklerde aydınlatsa. Acaba RTX shader'lardan bir tanesini açsak. Mesela Complementary'nin yeni bir versiyonu çıktı. Onu da indirmek lazım aslında. Merak ediyorum acaba bu ışıklar nasıl gözüküyor diye. Seçmendeki Complementary'nin eski bir sürümü. Belki bu ışıklar kullanmamış olabilir. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Güzel ya. Kardeşim, ışık konusunda yalan söylemem. Vallahi 10 numara parça. Tamam, ben aşağı kısma eklerken kurbağaları çekemedim, ancak şöyle yapalım. Tüm şu ışıkları alayım.
Hepsini alayım yani bu sistemin içini boşaltayım. Şu üstteki... Of bunlar dolu. Şuraya koyayım arkadaşlar bunları. Şimdi ben saat şu an kaç biliyor musunuz? 21.50. Onu saat 10'u çeyrek geçeye kadar... 21.50 dersek bir saniye. 21.50. 10'u 5 geçeye kadar arkadaşlar ben bir AFK kalacağım. Bakalım ne kadar loot edineceğiz. Yalnız aşağı tarafı size bir göstermem lazım. Magma slime'lar yarın yokmuş gibi goleme gidiyorlar arkadaşlar. Ardından aşağıya düşüp donmaya başlıyorlar. Ve bizim amfibik dostlarımız onları şapur şupur yiyor. Yani şu gayrete bak. Küçük popolarına bak. Uf aşağısı şu an mini magma kremle doldu ya. Yalnız şöyle bir gerçek var. Bakın ben 6 ya da şey ben 5 kurbağayla kurdum bunu. Şunu 15 kurbağayla koysanız daha hızlı çalışır, daha verimli olur. Şu an bu yaratıklar geç öldüğü için, yani küçük magma slime'ları öldürürken vakit kaybettikleri için yenilerinin spawn olması engelleniyor. Yani buraya 20 tane atın, isterseniz 30 tane atın. Şu farmı yaptıktan sonra siz ne kadar çok kurbağa eklerseniz o kadar çok farmın performansı artacak. Neyse, çok uzatmayalım lafı. Bir 15 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Dostlar şöyle bir karnımı doyurayım. 15 dakikamız tamam. 20 dakikaya varmış bu arada. Birazcık oyalandım sağda solda sanırım. Şimdi gidelim şöyle bir lootumuza bakalım. Kurbağalarımız Entity Creaming'den ölmediyse eğer. Ki yaşıyorlar gibi. Evet yaşıyorlar. Üf. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Bir saniye ilk başta bir yeşiller alalım. Sarılar biraz az geleceğini söylemiştim en başında. Yeşiller bu şekil. Kırmızılar bu şekil. Sarılar bu şekil. Arkadaşlar şaka maka bizim Guardian Farm'dan ışık kasıyorduk yani. O mevzu bitti bence. Ama sarı ışık güzelmiş ya. En çok turuncu kurbağalardan elde etmeye çalışın arkadaşlar. Renkleri bayağı güzel çünkü. Loot güzel ya. Loot güzel. Farm çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Önümüzdeki bölümki projenin zaten size ufaktan bir spoilerını verdim. Aklımda büyük bir proje daha var ama onu... Oğlum aşağıya bakın ya. Şu aşağıya bir bakın. Küp şeker tarlası gibi şuna bak 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 bak. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Ben 5 kurbağayla yaptım arkadaşlar. Bu farmın hakkı en azından 20 kurbağa. Ama şöyle 21 kurbağa diyelim ki 7'şer tane her birinden getirmeye bakın. Anca paklar. Yani şuncacık iki platformdan bu kadar rahat ışık kasabiliyor olmamız mükemmel bir şey. Ki ışıklar da hiç fena bloklar değil ve biz burada dururken de kasmaya devam ediyor. Yine magma krem de gelmeye devam ediyor. Bu da hoş bir şey. Hani 4 farklı malzeme kasabilmemiz gayet hoş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım farmı yapanlar da memnun kalacaktır. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenen ellerinize dert görmesin ayrıyeten. Hoşçakalın. MCP'deki bir emote yok. El sallayamıyorum size. Siz salladığımı farz edin. Böyle bir şu elimin böyle kalkıp size hoşçakalın yaptığını farz edin. Bay bay.